Ediyoruz. Hocam şimdi sizin gerek gazete yazılarınızda gerek makalelerinizde dikkat çekiyorsunuz zaten. Şöyle bir ifadeniz gözüme çarptı. Hayatın anlamı nedir sorusu insanın sorduğu en sahici ve en çetin sorudur Evet. demişsiniz. Bu bağlamda insanın anlam arayışının ruh sağlığıyla nasıl bir ilişkisi vardır? Şimdi e, gerçekten de hayat nedir, yaşamın Hı. anlamı nedir, varoluşun anlamı nedir? İnsan yeryüzünde niye yaşar? En derin, en temel, en eski, en felsefi bir sorun. Ama hmm. sırf filozofların sorduğu bir soru değil, hepimizin muhatabı olduğu bir soru. Çünkü kendimizi ölümlü bir dünyada buluyoruz. Ölüm denen şeye giderek yaklaşıyoruz, giderek yaşlanıyoruz. Hastalanma riski altındayız. Ee, geleceğimizle ilgili belirsizlikler var. Böyle bir dünyada bu canlı halinin anlamı nedir? Varoluşun anlamı nedir sorusu çok sağlam bir soru ve esas bir soru. Yani hem yeryüzünde nasıl yaşayacağımızın yönünü belirleyen bir şey. Aynı zamanda iç dünyamız, iç dinginliğimiz, ruh halimiz için de gerekli bir şey. Şimdi mutluluk çalışmalarında özellikle pozitif psikolojinin getirdiği yaklaşımlardan biri Martin Seligman var tuttuğum adamlardan bir tanesi. O diyor ki e, mutluluğun üç tane boyutu var. Bir tanesi bir, bir dış kabuk gibi düşünün. E, bu beden tatları, hazlar, hı hı. yemek, içmek, cinsellik. E, bunlar ...duyularımız üzerinden aldığımız zevkler... Mutluluğumuza katkı sağlar mı? Kesinlikle sağlar. Ama en dış, en yüzeysel tabaka. İkinci şey bu yet bu yetmez. İnsan teki öyle bir şeyle meşgul olmalı ki o şeyi yaparken zaman ve mekandan kopacak şekilde ona dalması lazım. Buna e, flow, akış, ben vejt hali diyorum. Yani hayatınızda öyle bir şey olması lazım ki siz onu yaparken vejte giriyorsunuz. Yani bu bir marangozken yaptığınız bir işte olabilir, bir başkalarına da sunabileceğiniz bir yemek de olabilir, bir entelektüel faaliyet de olabilir, bir dağa çıkmak da olabilir. Önemli olan o, o şey de siz yeteneklerinizi sürekli geliştiriyorsunuz. O şey sizin için anlamlı, değerli, böyle bir şey olması size mutluluğa katkı sağlıyor. Fakat daha önemli çekirdekte esas şey e, hayata anlam vermeniz lazım. Çünkü e, bu ölümlü dünyada, zorluklar içinde yaşadığımız dünyada, ne olursa olsun bir zorluğun gelip bir acının gelip bizi bulacağı dünyada eğer hayatı anlamlandıramazsak, buradan bir bakış, bir tarz, bir tutum oluşturamazsak mutluluğu yakalamak mümkün gibi gözükmüyor. Yani düşünen bir varlık olarak değil mi hocam? Bir şeyleri anlamlandırma ihtiyacı içerisinde bir varlık olarak, kaçınılmaz olarak bu temel varoluşsal soruları sormak durumunda kalıyor insan. Bunun en başka versiyonu mesela varoluşçu psikoterapi diye Irvin Yalom bizim alanda, psikiyatri alanında psikoterapi de bilinen isimlerden biridir. Irvin Yalom... Ee, ölüm anksiyetesinden bahseder. Hı. Ölüm anksiyetesi e, bir nevi birçok psikolojik durumun arkasındaki gizil nedenlerden biridir der. Niye? İnsan eğer ölümü dolayısıyla yaşamı anlamlandıramazsa bu bir içsel gerilim oluşturur. Hı hı. Ve bu direkt bazen ölüm anksiyetesi korku şeklinde olabilir, bazen başka psikiyatik anksiyete, depresyon veya bazı bedensel belirtiler olur. O yüzden e, hatta yalom e, danışan kendisi ölüm anksiyetesini getirmezse bile ölüme karşı halin nedir? Ölüm senin için nedir? Ne anlama gelir? E, hayata nasıl bakıyorsun? Sorusunu e, muhatap e, sorusunu getirerek bunu deşer hı hı. ve e, yaloma göre eğer kişi Ölüm meselesine bir bakış, bir tutarlı bir şey geliştirebilir ise bir nevi altta yatan anksiyetesi azalır. Hı hı. Hatta bunlar bir ileri giderler. Yalom kendisi ateist bir adam. Bir şekilde anlam yaratmak gerektiğinden bahseder. Yani insan anlam arayan bir varlık. Hı hı. Meşhur bizim İbn Sîfeh'in İb Hay İbn Yaksan. Romanını bilirsiniz. Evet. Bir adada tek başına kalan bir çocuk, Ceylanlar tarafından Hı -hı. büyütülür. Yaptığı şey kendi başına düşüne düşüne Yaratıcıyı... hayatın anlamını Hı -hı. ve yaratıcıya ulaşır. Yani şey romanının Hı -hı. belki romanın ilk türü olan bir şey. Bu ne? Sanki bizim fıtratımızda bir anlam arama, bir varoluşu sorgulayan bir doğal yeti var. Bu en Adada tek başına kaldığımızda bile bizi harekete geçiren bir şeye dönüşüyor. Yani bir yaratıcı varsa ki inanan insanlar için bir yaratıcının olduğu kabul edilen bir şey, e, mutlaka yarattığı özellikle insan başta olmak üzere varlıklara bunu kodlamış olması lazım evet. aslında. Evet. İçine bu anlam arayışını vermiş olması evet. lazım evet. bu ihtiyacı. Evet. Bu, biliyorsunuz bu anlam arayışının hani birkaç şeyi var. Kur'an e, dini terminolojide fıtrat. fıtrat. Fıtrata kaydedilmiş Hı. olarak görüyoruz. Ee, ama modern e, din psikolojisi alanındaki çalışmalarda da e, sanki bir şeyin nedenselliğine, sebep-sonuç ilişkisi olduğuna, bir şeyin anlamı olduğuna dair doğuştan bir eğilimimiz e, oluyor. E, Justin Barrett'ın e, e, yaptığı şey bir dizi çocuklarla olan e, gelişimsel psikolojinin önemli de şeylerinden bir tanesi. Çocuklarda böyle bir eğilim var. Yani... Hı hı inanma eğilimi. Sanki şöyle bir şey var. İnsanlar doğal halleriyle nasıl e, dil öğrenmeye yatkınlığımız var ise e, inanmaya hay, anlamlı bir hayat kurmaya bir, bir doğal eğilimiz var. Bunu süreç içerisinde bir şeyler geliştiriyor veya bozuyor. Hatta bir dönem hocam bir 10-15 yıl kadar önce de bir tartışmalar vardı hatırlarsınız. İnanç geni <laughs> var mı diye. Yani? Ya? <laughs> İnanç geni bulundu mu şeklinde böyle bir gündem olmuştu. Evet. Bence şey şu hani daha Noam Chomsky'nin dile yatma teorisi evet, var ya evet. e, yine bunun biyolojideki bir e, şeyi Konrad Lorenz'in hmm. e, bir içgüdüs üçgüdü teorisinden kaynaklanır. Konrad hmm. Lorenz e, şeylerde e, kaz yavrularının bu önemli bir an dediğimiz hani 15. 17. saat içerisinde yumurtadan çıktıklarında ilk hareket eden nesneyi anneleri kabul ederek hmm. takip ederler. Buna hani bir imprinting bir şey özünde yapısında böyle bir şey var. Şimdi bu Chomsky üzerinden aslında insanın dil öğrenme dil dediğimiz şeye biz doğuştan öğrenme kapasitesiyle sahibiz. Aynı şey aslında bunun bir devamı bir yaratıcı ile olan bir yaratıcı spesifik bir yaratıcı değil ama bir inanma anlam arayan sebep yaratmanın sebebi olan bir şeye karşı bir doğal eğilimimiz var. Bu ama dış nedenlerle geliştirilebiliyor veya bozulabiliyor.